Değerli takipçilerim, herkese iyi akşamlar. Yıl bitmeden yüzüm yine gülüyor. Bunun çok önemli bir nedeni var. Buyurun. Nobel Yayınları'ndan kitabımın ikinci baskısı geldi arkadaşlar. Bunu Instagram ve Twitter hesaplarımda da kitabımın kapağını paylaşmıştım biliyorsunuz. Şöyle bırakayım. Yayın eviyle yaptığımız sözleşme gereği birinci baskıda olduğu gibi bu baskıda da 20 adet bana göndermişler hediye olarak. Teşekkür ederim bu arada bu kitabın yayınlanmasında emeği geçen tüm Nobel Yayınları çalışanlarına. Buyurun. İkinci baskımın şöyle kapağı sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Gerçekten bunun üzerine haftalardır uğraştık. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim. Şu anda bu videoyu, bu içeriği izlediğiniz anda şu anda kitap yurdunda da satışta arkadaşlar. Aynı zamanda nobelkitap.com ve nobelakademikyayınları.com'da mutlaka bulacaksınız bu kitabımın satışını. Öncelikle şuna bir açıklama getirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu kitabımdan alınan her bir, kitabı aldığınızda aslında bir öğrencinin öğle yemeğini de katkı sağlayacaksınız. Bu tür özel şeyler söylenmez belki ama kitleleri harekete geçirmek için önemlidir. Birilerine iyiliğimiz dokunacaksa elbette. Kitabın telif hakkından ben bir kuruş dahi istemedim. O şekilde de zaten anlaştık. Ve tüm gelirini üniversitemizin bu yemek bursuna aktaracağım arkadaşlar. Tüm telif gelirinden bir kuruş dahi almayacağım. Ve sizin aldığınız bir kitap, yani şu kitabı aldığınızda aslında bir öğrencinin öğle yemeğini karşılamış olacaksınız arkadaşlar. O yüzden de değerli, o yüzden de heyecanlıyım bu konuda. Şöyle göstereyim ikisini de. Bu kitabım biliyorsunuz bu yıl içerisinde Mart ayında yayımlandı. 1,5-2 ay içerisinde tükendi ilk baskısı. Çok teşekkür ederim. Konu çok özgün olduğu için de ilgi gösterdiniz elbette. Ve ikinci baskısını da böyle yıl bitmeden bir akademik çalışmaya, yıl bitmeden ikinci baskı şansı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim sizlere. Ve baskısı bol olsun diyoruz. Yeni yılda 2023'te de bol bol baskı yapar umarım. Şu anda İsrail ile ilgili yeni bir kitap çalışmam da var. Onu da bahardan önce ya da bahara girişte çıkarmak istiyorum. Ve bu şekilde sevgili arkadaşlar, Nobel Akademik Yayınları ya da Nobel Kitap ya da Kitap Yurdu'ndan bulabilirsiniz. Diğer yayın evleri Babil, Idefix, Amazon'a da muhtemelen birkaç hafta içerisinde düşecektir. İlk baskısı 67 ya da 64 lira. Bu da 74-75 bandında arkadaşlar fiyatları Kitap Yurdu ve Nobel Kitap'ta ayrıca arkadaşlar. Bir heyecanla bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sizlere zaten kanalım boyunca tüm akademik gelişmeleri, hayatımdaki gelişmeleri sıcağı sıcağına paylaşıyorum arkadaşlar. O yüzden çok teşekkür ederim kanalıma bu kadar ilgi gösterdiğiniz için, konferanslarıma bu kadar ilgi gösterdiğiniz için, akademik yayınlarıma bu kadar ilgi gösterdiğiniz için. Ancak kanalımda yeni tanışan arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim ki, bu kitabı aldığınızda sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim, en çok neyi merak ediyorsunuz İsrail ile ilgili? Çünkü İçinde o kadar çok başlık var ki sadece Yahudi solu değil, günümüz İsrail siyasetine de öngörecek bir takım tespitler var. İsrail devletine giden süreç, Yahudi solunun İsrail devletindeki kuruluşundaki önemli etkileri neler, kısa Yahudi tarihi, aynı zamanda İsrail devletinin kurucu sol partileri hangileri, sol ve sağ siyaset arasındaki ne gibi iktidar mücadeleleri gerçekleşmiş, İsrail'in yasama, yargı, yürütmesi nasıl, yani İsrail devletinin kurumsal yapısını da tanımış olacaksınız bu kitapta. İsrail'in Soğuk Savaş'taki Amerika ve Sovyetlere, Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye ilişkin, hatta Körfez'e ilişkin dış politik perspektifi ne, İsrail'in uluslararası ilişkilerini vesaire, bunları değerli arkadaşlar bulacaksınız. Ve özellikle şöyle göstereyim. Yitzhak Rabin, Ehud Barak ve Shimon Peres. Şu iki ana aktör, iki ana siyasal aktörüm kitabımın. Ve o yüzden bunları tekrarlayayım. Hocam hani belki İsrail siyasetine yabancı olan arkadaşımız varsa, kapaktaki kişiler kim? Yitzhak Rabin suikastla öldürüldü biliyorsunuz 1995 Kasım'ında. Ehud Barak yaşıyor hala. Shimon Peres en son Cumhurbaşkanlığı yaptı. Birkaç yıl önce o da ölmüştü arkadaşlar. Kapakta bu şekilde sevgili arkadaşlar. Birinci baskıdan biraz daha farklı. Pekala, şu sondaki şeyi tekrar okuyup bu şekilde bu içeriğimi bitiriyorum ve sevincimi sizinle paylaşarak elbette.
insana kitabı olunca, hele hele ikinci baskısı, hele hele akademik bir baskı yapınca bir çocuğu gibi üzerine titriyorsunuz gerçekten. Bu eserden elde edilecek tüm telif hakkı bedeli üniversiteli öğrencilere yemek bursu olarak katkı sağlayacak. Satın alınan her bir kitap bir üniversitelinin öğle yemeğini karşılayacak. Kanalımın sloganını biliyorsunuz değil mi? Bol okumalı günler deyip bırakıyorum ve bu alta güzel bir mesaj da bırakmışım. Bu sloganımızı da yeni sloganlarımız içerisine katalım, olur mu değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim? Birlikte daha güzeliz. Gerçekten de biz birlikte daha güzeliz arkadaşlar ve birlikte hep birlikte olalım ve birlikte hep güzel olalım. Maddi manevi birbirimizi bu şekilde destekleyerek hem nacizane düşüncelerimi, nacizane bilgilerimi okuyacaksınız, yeni bilgiler edineceksiniz, hem de bir üniversitelinin öğle yemeğine katkı sağlayacaksınız. Birlikte daha güzeliz gerçekten. Bol okumalı günleriniz olsun. Diğer içeriklerimde görüşeceğiz arkadaşlar. İşte ben yılı bu şekilde uğurluyorum. Geçen yılda doktora tezimi verdiğimde yeni yıla çok umutlu ve mutlu girmiştim arkadaşlar. Bu yıla da kitabımın ikinci baskısıyla bu yıla da uğurluyorum. Yeni yıla giriyoruz. Umarım hepiniz bu yılı, geride bıraktığımız, bırakacağımız yılı güzel bir şekilde umutla uğurlarsınız. Yeni yıla yine umutlarla, yeni hedeflerle, yeni başarı hedeflerinizle girersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.